Selam ve Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir video ile karşınızdayız. Hem hesap hediyesi çekilişimiz var, hem de arkadaşlar yeni aldığım 75 konuluk kadroyu sizlere tanıtacağım. Sıfırdan bir kadro kuracağım. Bakalım hangi menajerler varmış, kimler varmış, kimler yokmuş, bunları kontrol edeceğiz. Ama öncelikle inanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Zaten çekilişe katılmak için beğeni yapmanız lazım. Neyse fazla uzatmayayım. İsterseniz şöyle yapalım. Çekiliş hesabını size bir tanıtalım ve yapmanız gerekenleri videoda hemen aktaralım. Daha sonra tekrardan burada olayım. Ya bir tane hesap hediyesi edeceğiz ama bir hesabı bir kontrol edelim, bir gösterelim değil mi? Bunu gösterelim, bir bilin, ona göre katılıp katılmayacağınıza bir karar verirsiniz. Bu arada tableti elimden bırakıyorum. İsmail abiye kocaman alkışlar, sponsor oldu ve İsmail abi bu kadroyu aldı ve İsmail abi size hediye ediyor arkadaşlar. Alkışlıyoruz. Adamsın İsmail abi. Eto var, Rumeniga var, Cruyff var. Arkalarında sizin sevdiğiniz Beckham var. Gilberto Silva, Scholes, Davis. Gördüğünüz gibi Puyol, Campbell, Cafu ve Oliver Kahn'dan oluşuyor. Ve arkasına 4 tane daha ikonik Mahmut ve 101'lik Mbappe'sinin olduğunu görüyoruz. Yedeklerde, rezerv tarafta da gördüğünüz gibi 8 tane ikon var. Sağ bekte Dest var. Ve burada legendların olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane de kofte adam var ama bu hesabı size hediye edeceğiz. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Hemen söylüyorum. YouTube PES Türkiye, yani bu kanala ve PES yani kanalına açıklama kısmında olacak. İki kanalda abone olup, iki kanalda abone olduğunuzun ekran görüntülerini Instagram Serdar Josar adresine beni takip edip oradan da fotoğrafları mesaj olarak gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken bu. YouTube PES Türkiye ve PES yani abone olmak, Instagram'dan beni takip etmek. Bu iki kanala abone olduğunuzu ve bu videoya like atmanız tabii ki de önemli. Ekran görüntülerini Instagram Serdar Josar adresinden DM atmanız yeterli oluyor. Pazartesi ya da salı günü açıklanacak. Haberiniz olsun, videoda açıklayacağız. Sizleri seviyorum. Hadi videomuza devam edelim. Kardeşlerim, çok güzel bir hesap ve daha fazla güzel videolar atabilmemiz için, güzel videolar yükleyebilmemiz için YouTube'a bu hesabı almamız gerekiyordu. İnanılmaz bir beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Takım yönetimi diyorum. Takım şu anda 0 ama 4-2-4 gördüğünüz gibi Horquera. Biliyorsunuz ki YouTuberlar Ligi'nde Horquera'yla iyi bir çıkış yapmıştım. 4-2-4 taktiğini çok fazla beğeniyorum. Çok fazla atıyorsun, yiyorsun ama bizim maçlar gollü olduğunda keyifli oluyor. Normal attığımız maçlar da öyle şekilde. O yüzden gerçekten çok çok keyifli olacak benim için ve bu hesapta ilk önce alırken sorduğum şey Horquera var mı? Aynı zamanda Maric de var mı, bakacağız, birlikte kontrol edeceğiz. Gerçek anlamda hesabı 10 üzerinden puan verirseniz kurtudan sonra, şimdiden verme. Şimdi 0 çünkü. Menajer bilgisini kontrol edelim. Şimdi Maric'e göre neden Horquera'yı daha çok sevdiğimi söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi hücum bölgesi geniş. Maric'te orta olduğu için böyle kapanıyorlar ama bunda daha da açıldıkları için, özellikle 2 tane kanat forvet açıldığında 2 tane SF de orada yalnız kalıyor. Ve çok çok daha iyi pozisyon bulabiliyorsunuz. Benim şahsi fikrim bu. O yüzden Horquera taktiği hem iyi hem de kontrol atak taktiği. Baskı yapmada da ölçülü olduğu için biraz daha böyle geride kapanabiliyor bir müddet, eğer rakibi hızlı, çok hızlı ileriye doğru size doğru gelmezse. Neyse, fazla bıdı bıdı yaptık. İsterseniz gelin sıfırdan bir kadro kuralım. Daha sonra kadroda kimler var, kimler yok, hangi teknik direktörler, neler var, hepsini kontrol edeceğiz. Kankalar, menajer kısmına girdiğimizde birçok kişinin çok sevdiği Gallardo taktiğini görüyorsunuz. Löw var, Scaloni var, Luis Roman var, Zitler, Maric, gördüğünüz gibi Maric var. Biraz önce söylediğim olay, Maric'te gördüğünüz gibi pozisyon alma esnek, hücum bölgesi orta. Orta olduğu için birazcık yapışıyorlar birbirlerine. Bu mesela teknik direktör çok ilginç. 3-3-2-2, 2 OOS ve 2 SF ama 3 stoper ve 3 orta sahası var. Daha doğrusu 3-5-2 de diyebiliriz. 3 orta sahanın önünde 2 tane daha orta saha var. Bu taktiği de mesela bu videoya çok iyi bir like gelirse deneyeceğim. Valbuena'yı biliyoruz. Mesela bu taktik var. Bu taktik de birçok kişinin bildiği bir taktik. Birkaç tane daha böyle ilginç taktik buluruz diye düşünüyorum. Çünkü 50 tane menajer var arkadaşlar. Ripa'ya bakıyoruz. Bu kanatlı. 2 OOS'li taktikler biraz daha iş yapıyor gibi. Mourinho'yu görüyoruz. Koch taktiği var. Güzel. Aşağı doğru indiğimizde bakalım. Bizi kimler karşılayacak? Shibata diye bir teknik direktör var. Gördüğünüz gibi bu da aynı. 2 OOS ve 2 SF olan. Bunlar eğer ki yorumlara belirtirseniz bu oyuncuları, bu teknik direktörleri deneriz. Böyle bir taktik var ki bu teknik direktörü biliyorsunuz aslında. Ross var mesela, bu da ilginç bir taktik. Ve 5-2-1-2 bakalım, bu da bir OOS ve 2 SF olan bir taktik. Arkadaşlar teknik direktörler bunlar. Ben bugün Horquera ile bir
takım kuracağım. Sizden ricam şu, tabii ki de birlikte kontrol edeceğiz ama taktiğin ben de eksik olan taraflarına, daha doğrusu takımın eksik olan tarafları varsa eğer söyleyeceğim. Lütfen siz de çekinmeden eleştirebilirsiniz. Bu taktik, bu ya da bu isimler daha olması lazımdı. Bunun olmaması eksik diye yazabilirsiniz. Eksiklerini birlikte kontrol edelim. Bu hafta aslında bu hesabı aldım ve Makaleli için top açılımı yapacaktım ama Makaleli'nin yanında Morientes ve Van der Vaart olduğu için, İkisi de bana göre çöp olduğu için hiç coins harcamadım. Sizce harcayayım mı? Makaleli'yi kullananlar da yoruma yazsınlar. Şimdi kalecilere bakıyoruz. Şimdi kalecilere baktığımızda şey gibi Oliver Kahn var. Yukarı, evet, şu anda mesela Casillas var sadece. Şu an Casillas var. İkonik Mamut Oliver Kahn'ın olmadığı görünüyor. İkonik Mamut Çehin olmadığı görünüyor. Eksik midir? Bence Casillas'a göre baktığımızda bir eksiktir kadro için. Çünkü Oliver Kahn ve Peter Cech'ten Casillas bir kademe altta kalıyor gibi. Bilmiyorum, şahsi fikrim bu. Yukarı çıkalım bakalım kimler karşılayacak bizi. Burada hormonsuz oyuncular var. Hormonlu da kalecinin olmaması bu hesap için çok kötü. O yüzden ne yapıyoruz? Hormonlu güzel birkaç tane Player of the Week kalecisi geldiğinde onlarda coins'e top açarak takımı güçlendirmemiz gerekiyor. Küçücük bir eksik, belki de büyük bir eksik diyebiliriz. Şimdi stoper kısmına geldiğimizde Beckenbauer, Campbell, Maldini gibi oyuncular var. Bunlar tabii ki de Legend. İkon var, bir de şöyle bir kontrol edeceğim. Çağlar var, Markao var, çok güzel. Yukarı çıktık, Ozan var, harika. Ve Beckenbauer'ı görüyoruz. Beckenbauer'ı buraya bir koyacağız. Maldini'ye bakacağız. Maldini'yi şimdilik alabiliriz. Stoper'de Maldini'yi çok fazla beğenmediğinizi farkındayım. Ooo, şimdi Campbell Cannavaro arkadaşlar. Ben Campbell'ı buraya alacağım ama Cannavaro'yu da yedeğe almayı düşünüyorum. Çünkü Cannavaro'yu kullanma imkanım olmadı. Bazı kişiler beğenmiyor, bazı kişiler ise müptelası olmuş durumda. O yüzden ben kendim kullanarak ancak bilebilirim. Birazcık boy dezavantajı var ama sıçramada belki fayda sağlayabilir. Sıçraması yüksek çünkü. Ben o yüzden yedeğe alacağım. Eğer Campbell düşüşte gelirse, ya daha doğrusu tabii ki de düşüşte gelmeyecek ama biri çok yüksek gelir, biri yarım ya da nötr gelirse ben Cannavaro'ya da şans vereceğim. Şimdi elde ne var? Casillas tek eksik o. Kalede fazla ikon yok. Ama stoper anlamında açıkçası bence çok çok kaliteli bir kadro. Stoper anlamında yeterli bir stoper var. Irving'in yanı sıra sol bek konusunda bir sıkıntı yaşamayacağımızı görüyoruz. Roberto Carlos da var, Lizarazu da var. Hatta burada Davis'in de olduğu görünüyor. Ben bokunu yerim, bokunu. Peki başka sağ bekte kim var? Sağ bekte de El Habbara, bu Omar var ve Cafu'nun olduğu görünüyor. Cafu'nun iki kartı birden var. Hemen şöyle bakalım hangisi maksimum kullanılmış. Ben bu kafayı hazır 100 iken bunu almam gerekiyor. Ama şöyle bir baktığımızda defansif hatta birazcık Casillas bir yarım adım geride bıraksa da kadroyu, defansif hat onun dışında yani stoper ve bek adamlarının kötü olmadığı görünüyor. Şimdi DOS kısmına baktığımızda DOS acı söyler, çok salakça bir espriydi. Xavi Alonso benim beğendiğim bir oyuncu değil. Xavi Alonso'yu o yüzden koymayacağız. Patrick Vieira'ya ihtiyacımız var. Patrick Vieira'nın bu kartına, hangi kartına? Yok edici kartına. Patrick Vieira'nın yok edici kartını DOS pozisyonunu alıyoruz ve arkamıza rahatlıkla yaslanıp maçlarımızı yapıyoruz. Çok güzel oldu. Hemen bakalım. Ray kart var. Bu taktikte iki tane DOS adamının da güçlü bir şekilde orada kalması gerekiyor. Çünkü ileri dörtlü çok fazla defansa yardım etmediği kısımlarda bu iki DOS'la işi kotarabilmeniz lazım. Robson var, Petit var, Xavi Alonso'nun Real Madrid kartı var. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Xavi, yani Giggs kanatlı taktikte iş yapar mı? Giggs kanat taktikte ve 4-2-4'te de iş yapacaktır ve orta açması da çok iyi. Ama biraz daha beklemekte fayda var, yoksa geri döneriz. Giggs'in bu arada 95'lik 96'lık kartları var. Ben 96'lık şu kartın sanırım oyunda en iyi olduğunu, hadi şimdilik alalım. Çünkü ileride kimlerin çıkacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Oğlum yanlışlıkla, bir dakika, Ömer Bayram'ı alıyorduk lan. Ömer Bayram'ı alıyorduk kadroya. Oy oy oy, şu kartını çok beğeniyorsunuz ama ben şu 98'lik kartını çok beğeniyorum. Şimdilik şu kanada koyduğumuzda 96 oluyor. İş yapar mı? Kesinlikle yapacaktır. Bakalım başka kimler var? Ronaldinho'nun bosslu kartı olursa çok iyi olur. Legend'ını bulduk çünkü. Hadi bakalım. Arda Turan var. Belhanda var. Bu kimdi? Nakamura. Nakamura yani hani bu taktikte özellikle iş yapmaz. Şimdi Ronaldinho alınır. Çünkü Ronaldinho'yu aldığımızda GF pozisyonunda da oynatabiliriz Ronaldinho'yu. O yüzden şimdilik en azından kadroda olması gerekiyor. Lionel Messi var. Yani ücretsiz kartını hiç beğenmiyorum. Bakalım kimler var Ronaldinho'nun? Milan kartı da var. Barcelona kartı çok daha iyi. Zaten ratinginden de anlaşılıyor ve hız konusunda da çok iyi. Denilson var. Hadi Neymar Junior.
birazcık tedirgin oldum çünkü Neymar Manchester United seçili. Acaba dedim yok mu? Rashford olma ihtimalini yüksek buluyorum. Çünkü Manchester bosslanmış durumda aldık. Ama Neymar olmayabilirdi. Çok çok mutlu oldum. Kagawa var. Kagawa alınabilir mi? Şöyle en azından Giggs'in yerine ya da Scholes'un yerine alınabilir. O da 99 olacak. Sol tarafta en azından Neymar'ın yedeği yapabiliriz. Tabii Manchester mı seçelim Bost olarak ya da farklı bir takım mı seçelim? Lütfen yorumlara yazın. Lionel Messi'yi gördüm. 101'lik Messi var. Şunu şöyle yapabiliriz. Var mı şöyle güzel bir adam daha? Rummenigge. Şuraya kim eksik? Şuraya kim eksik kanka? Bir tane Rashford'umuz eksik. Eğer ki Rashford olursa bence çok iyi bir kadro olacak. Dediğim gibi Casillas dışında. Del Piero var. Kanka Pandev'i alıyorduk yanlışlıkla ya. Oğlum bu ne kadar Galatasaray sevdası. Cruyff. Bir dakika şimdi Cruyff. Oraya. Giggs'i alırım oraya. Cruyff GF'de oynar. Çok güzel. GF pozisyonunda biliyorsunuz 10 numara kartlar yine özelliklerini gösterebiliyor. Lav var. Lav kadroya bakıyor böyle kıskandı. Aga bu Barcelona bosslanır bunda. Romario, Neymar ve Messi. Yani Xavi falan koymaya gerek yok. Belki Puyol'u alırız Barcelona bosslanırsa. Michael Owen var, Torres var ama ben Rashford istiyorum kanka. Ben Rashford istiyorum. Bu arada evet. Yönetim şeyi var mı hemen şöyle bir kontrol edelim. Harika. Bas. Tamam rahatladık. Şimdi geliyorum. 101 Rashford. Eto. Samuel Eto'da var. Rashford. Şimdi bir dakika. Beckham orada. Owen'ı çıkardım. Şöyle yaptım. Rashford 102. Ben Samuel Eto'yu da alırım ama kimin yerini alacağım? Kagawa'dan vazgeçebilirim. Aga. Hemen şöyle geliyoruz. Öğe kullan diyoruz. Basıyoruz. Ve Lav. Hesabın şöyle bir sıkıntısı var. Casillas okey. Yani ikonik moment'tır sonuçta. Yükselişte gelecek falan. Ama legendlardan olsa da maalesef player of the week kaleci de yok. Yani hormonlu bir kaleci de yok. Bu hesapta 94 rating. Yani bilmiyorum ne yapılır. Kaleci için bosslanır mı? Diğer boss mu alınır? Ya da Barcelona mı? Ya da Manchester'da kalınır mı? Yorumlara yazın. Gerçekten çok çok iyi bir kadroymuş ya. Şöyle hemen genel derece diyelim. Kadroya da şöyle bir genel bakalım. 95'lik Haaland var. Güzel. Yani iyi oyuncular söz konusu. Fernando Torres var. Ya en azından bunlarla challenge'lar da yapabiliriz. Bir hesabın güzel olduğunu nasıl anlarsınız? Teknik direktör sayısına göre, ikonik moment sayısına ya da oyuncuların genişliğine göre anlarsınız. Bir de yönetim becerileri vesaire bunlar da çok önemlidir. Bir de şuna bakacağım takımım diyeyim. Takımımda antrenörler kısmına bakacağım. Antrenörler kısmında baktığımda evet 100 binler yeterince var. 92, 42 binler var. Aşağı doğru indiğimizde 12 binler var. Ama şöyle baktığımızda daha burada gelen kutusuna alınmayan 243 öğe daha var. Bu da çok önemli. Peki hazır takımlarda kimler var? Bir de onlara bir bakacağım. Çok merak ettim. Hemen şöyle takım değiştir dediğimde hazır takımlarda Barcelona altın kadro var. Manchester United, Galatasaray var. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'ın full kadrosu mu? Inaki, Sasha Boy, güzel, Nelson. Solda Van Aanholt, Marcao, oha Pulgar. Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Mahal, Gomis'i tıklamaya gerek yok. Yedekler, Ömer Bayram, Emre Kılıç, oha hepsi. Berkan, Çıkıldao arkadaşlar inanılmaz bir hesap. Bir de şurada çok merak ettim takım değiştirden. Şuradan bile Barcelona'yı kontrol edeceğim. 3-1-4-2 Barcelona. Barcelona bir dakika ya Barcelona'yı bosslayıp geliyorum. Kankalar Barcelona'yı bossladığımızda da şöyle bir şey oluyor. Romario yedeklerde birileri var mı? Yedeklerde oha. Şimdi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. 11 tane tabii ki de bunların hepsini maalesef ki şey yapamıyoruz ama Ferrer geldiğinden ya ayarlayacağız o işleri. Bir de şu kadro böyle bir de asıl biraz önce kurduğumuz kadroya da bakalım mı? Acaba onu bossladığımızda ne oluyor? Şu boş kadro diye ayarlamıştık hemen kontrol ettiğimizde bunda da gördüğümüz gibi bu şekilde ikisi oluyor ama tabii yedekleri almadık. Biz şöyle yaptığımızda en azından hani şunu GF bile yapsak burada gördüğünüz gibi inanılmaz bir şey oluyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Çekilişi ihmal etmiyorsunuz. Çekilişte ne yapmanız gerekiyor?
tekrardan o banda gireceğim, haberiniz olsun. İsmail abiye sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bu tarz videolar için iyi bir like atmanızı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Ya bir tane hesap hediyesi edeceğiz ama bir hesabı bir kontrol edelim, bir gösterelim değil mi? Bir bunu gösterelim, bir bilin, ona göre katılıp katılmayacağınıza bir karar verirsiniz. Bu arada tableti elimden bırakıyorum. İsmail abiye kocaman alkışlar, sponsor oldu ve İsmail abi bu kadroyu aldı ve İsmail abi size hediye ediyor arkadaşlar. Alkışlıyoruz. Adamsın İsmail abi. Eto var, Rumeniga var, Cruyff var. Arkalarında sizin sevdiğiniz Beckham var. Gilberto Silva, Scholes, Davis. Gördüğünüz gibi Puyol, Campbell, Cafu ve Oliver Kahn'dan oluşuyor. Ve arkasına 4 tane daha ikonik Mahmut ve 101'lik Mbappe'sinin olduğunu görüyoruz. Yedeklerde, rezerv tarafta da gördüğünüz gibi 8 tane ikon var. Sağ bekte Dest var. Ve burada Legend'ların olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. 3 tane de kofte adam var ama bu hesabı size hediye edeceğiz. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Hemen söylüyorum. YouTube PES Türkiye, yani bu kanala ve PES yani kanalına açıklama kısmında olacak. İki kanalda abone olup, İki kanalda abone olduğunuzun ekran görüntülerini Instagram Serdar Josar adresine beni takip edip oradan da fotoğrafları mesaj olarak gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken bu. YouTube PES Türkiye ve PES yani abone olmak, Instagram'dan beni takip etmek, bu iki kanala abone olduğunuzu ve bu videoya like atmanız tabii ki de önemli. Ekran görüntülerini Instagram Serdar Josar adresinden DM atmanız yeterli oluyor. Pazartesi ya da salı günü açıklanacak. Haberiniz olsun. Videoda açıklayacağız. Sizleri seviyorum. Hadi videomuza devam edelim.